Can kardeşlerim, canım kardeşlerim. Doktor Feridun Pınak Evlerinize Sağlık programı bu sefer İspanya, Barcelona'da. Evet, Doktor Feridun Pınak Evlerinize Sağlık her yeri gelir. Yeter ki siz çağırın. Bu sefer de sizlere Barcelona'yı gösterelim istedik. Burada bir arkadaşım var, onun yanına gelmiştim. Kameramızı da getirdik. Sizlere bir köşeyi gösteriyoruz. Daha başka yerlerini de göstereceğim. Barcelona'yı elimden geldiği kadar sizlere tanıtmaya çalışacağız. İspanyolların bizlere karşı güzel bir sempatileri var sevgili seyircilerim. Arda'mız burada biliyorsunuz Real Madrid'de oynuyor. Onun çok etkisi olmuş. Galatasaray'ı, Fenerbahçe'yi burada çok iyi tanıyorlar. Arda'dan dolayı Fenerbahçe'yi, şampiyonluklarından dolayı da Galatasaray'ı çok iyi biliyorlar. Şimdi burada da Barcelona'nın çok meşhur olduğunu, Messi'nin çok meşhur olduğunu biliyoruz. Çok temiz, güzel bir şehir Barcelona. İspanya'nın Madrid başşehri, Barcelona'da ikinci şehri. Yani büyük şehirlerinden. Sevgili seyircilerim, özelliklerinden bir tanesi de aynı bizim Antalya'ya benziyor. İklimi Akdeniz kenarında olduğu için aynı bizim Antalya gibi. Halkı aynı Akdeniz ikliminin sıcaklığında. Bir de dediğim gibi biz Türklerle güzel bir ilişkileri var. Bizleri seviyorlar. Biliyorsunuz Filistin'i de ilk tanıyan ülkelerden biri İspanya. O yüzden her gittiğimiz yerde Türk olduğumuzu söyleyince daha güzel bir ilgi gösteriyorlar. Daha güzel ilgileniyorlar. Barcelona iki şekilde bir eski şehir bir yeni şehir diye ayırmışlar. Yani eski hiç bozmamışlar sevgili seyircilerim. Aynen duruyor. Çok düzenli bir trafiği var. Evet bazen tıkanıyormuş ama en fazla en uzun yerine yarım saatte gidebiliyormuş. Diğer zamanlarda hiç tıkanıklık yok. Hemen şu karşıda gördüğünüz gibi taksi durağı. Taksiler böyle siyahlı sarılı renkte. Her türlü taksiyi her her dakika bulabiliyorsunuz. Taksiler bizim İstanbul'daki gibi problemli değil. Muhakkak taksimetreyi biner bilmez açıyorlar. Turist olun, normal olun hiçbir sorun hemen hemen çıkarmıyorlar. Evet şimdi size sokaklarını, caddelerini göstermeye devam ediyorum. Burası Barcelona'da Clarís diye bir sokak, caddeydi daha doğrusu. Yemek yerleri çok fazla, her türlü yemek kültürü var. Çinliler çok gelmiş, Çinlilerin, Japonların restoranları çok fazla. Kıyafetler üzerinde biliyorsunuz çok iyi. Bizim Türkiye'mizde birçok marka buradan gelme. Sevgili seyircilerim, bir özellikle bisikletlere bakın işaretlemişler. Bisikletlere ve görüyorsunuz onlara apayrı bir yol ayırmışlar. Sadece orada gidip geliyorlar. Başka yerine gitmeleri yasak. Arabalar ona saygılı, bisikletler ona saygılı. Hiçbir sorun olmadan her gün rahatça gidebiliyor. Tabii bisiklet yolunun özelliği şu. Barcelona çok düz bir şehir. Her yere ulaşım sağlanabiliyor. Skuterler burada kullanılabiliyor. Çünkü onlara ayrı yer yapmışlar. Bizdeki gibi kaldırımlarda gitmiyorlar. Kaldırımlarda gittikleri zaman çok büyük cezaları var. Ama onlara da çok özel yerler yapmışlar. Oralardan gidiyor. Bakın görüyorsunuz motosikletler ayrı, bisiklet yolu ayrı. Araba yolları ayrı. Dediğim gibi taksiler sarısı yani. İşaretlere çok güzel uyuyorlar. Görüyorsunuz çöpleri böyle çok düzenli. Sokaklarda en ufak bir pislik göremiyorsunuz. Hakikaten temiz bir şehir.
Sokaklarda hiç başıboş köpek, kedi göremiyorsunuz. Katiyen ama bir tane bile gece olsun, gündüz olsun başıboş köpek katiyen ve katiyen yok sevgili seyirciler. Burada pet show'lardan köpek almak kesinlikle yasak. Zaten pet show yok. Yani pet show'da satılan köpek, kedi gibi hayvanların satıldığı yer yok. İlla oradan hayvan almak istiyorsanız barınaklardan gidip alıyorsunuz. Dediğim gibi bu kıyafetlerle ilgili çok güzel yerler var. Bizdeki birçok markada biliyorsunuz buranın ürünü. Yani bize çok benzeyen bir ırk İspanyollar. Sevgili seyircilerim, bizdeki bakkal dükkanları gibi çok küçük marketler var böyle. Bu marketlerden her dakika 24 saat açık marketler. Bir berber dükkanı, eski berber takımlarını da koymuş oraya. Görüyorsunuz çok değişik binaları var. Mimari de çok usta. Eskisi bir apartmanlar ama çok güzel süslü. Hiç eski yemeğimi bozmamışlar sevgili seyircilerim. Binanın güzelliğine bakınız. Bir apartman. Bu da bir başka bir apartman. Sevgili seyircilerim, İspanya'da, Barcelona'da Gaudi, buralı bir mimar. Barcelona'yı Barcelona yapan bir mimar. Gördüğünüz gibi çok değişik evlerinden bir tanesinin afişi. Evet sevgili seyircilerim, Gaudi'nin bir mimar. Burada çok güzel eserleri var. Bu binada onun eserlerinden biri. Ve çok turistleri çekiyor. Görüyorsunuz kemiklerden yapılmış. Esinlenmiş daha doğrusu. Eklemler, kemikler. Değişik bir bina. Bunun yanında yine güzel bir başka bir bina daha. Barcelona'da binalarda süsleme çok önemli sevgili seyircilerim. Dediğim gibi Gaudi denen mimarın çok büyük özelliklerini herkes almaya çalışmış. Ve böyle çok değişik binalar yapmışlar. Evet, Gaudi'nin evine girmek için herkes sırada sevgili seyirciler, görüyorsunuz. İspanya'da böyle değişik mimaride evler çok, görüyorsunuz. Balkonlardaki işlemeler. Tarihi bir bina. İnanılmaz bir akustik var sevgili seyircilerim. Basitçecik bile konuşsanız çok güzel yansıma yapıyor. Mimaride çok uğraşmışlar, değişik eserler yapmışlar böyle.
süsleme sanatı çok şey olmuş demişler. Evet can kardeşlerim, canım kardeşlerim. İspanya'da süslemeler çok fazla. Güzel bir çeşme yapmışlar. Güzel bir bahçe. Evet sevgili seyircilerim. Gördüğünüz gibi çok değişik oturma bantları da var böyle. Güzel taşlarla işlenmiş. Demirlerle süslenmiş. Aynı zamanda sokak lambası olmuş. Önemli caddelerinden birisi sevgili seyirciler. Alışveriş merkezlerinin olduğu, önemli dükkanların olduğu bir cadde. Çok düz bir şehir olduğu için bisikletleri buradan kiralıyorsunuz, alıp götürüyorsunuz. Bakın getirip teslim ettiler. Kredi kartıyla ödemenizi yapıp istediğiniz gibi şehri dolaşabiliyorsunuz. Çok rahat bir şekilde. Sonra da buraya getirip bırakıyorsunuz. Gördüğünüz gibi hiçbir tane bile bisiklet kalmamış. Bisiklet kalmamış. Evet, Barcelona'da devamlı festivaller oluyor. Bunlardan bir tanesinin ilanı önündeyiz. Can kardeşlerim, canım kardeşlerim, Barcelona'da eskiyi bozmamışlar. Bakın bazı sokaklar böyle daracık, birbirlerine çok yakın. Aynı İtalya'daki evlere de benziyor. Zaten Akdeniz hepsi, Akdeniz kıyısındaki ülkeler birbirlerine çok benziyorlar. Biz, evet sevgili seyircilerim, hale geldik. Hal, her şey esaslanan bir hal burası. Gördüğünüz gibi etler. Her türlü yemişler. Kurutulmuş meyveler. Gördüğünüz gibi çilekler. Bu biberleri görünce yönetmenim aklıma geliyor. Bunlar psikopat biberlermiş. Yediğin zaman yamultuyormuş acılıklarından insanlara. Evet, safran görüyorsunuz sevgili seyircilerim. Bunlar da mantar. Hazır meyveler sevgili seyircilerim. Karpuzdan tutun da mango, papaya hepsi var. Evet, cennet meyvesi, mangolar. Kurutulmuş sebzeler, baharatlar, zencefil.
Rezene. Tam bir baharatçı sevgili seyircilerim. Evet. Görüyorsunuz zerdeçal. Sumak. Karabiber. Karabiberin envai çeşidi. Kızarmış patatesler. Kızarmış yemekler satıyor. Çipsler. Koselmalar. Meyve sucular. Börekçi. Dondurmacı. Her türlü dana eti. Kasap yani sevgili seyirciler. Mumbar dolması. Burada da pişirip yeme yerleri sevgili seyirciler. Oturup yiyorsunuz, pişirtiyorsunuz. Evet, tavukla ilgili her şeyler var. Kızarmış. Evet. Balıkçıya doğru gidiyoruz sevgili seyircilerim. Burada da değişik balıklar. Somon balığı. Kalkanın bir değişiği. Burada tuzlu balık sevgili seyirciler. Balıkları tuzlu kurutmuşlar. Değişik zeytinyağları sevgili seyircilerim. Zeytinyağları değişik aromalar koymuşlar. Yani içine karabiber koymuş, portakal koymuş. Bunlarla tatlandırarak değişik zeytinyağları. Bunlar da her türlü baharatlar. Kurutulmuş mantar. Ve safran. Her türlü meyve suları. Hindistan cevizi suyu. Portakal suyu, çilek suyu. Armut. Ve bizim kocaman kocaman aldığımız karpuzlar böyle. Çok güzel tohumlar satıyorlar sevgili seyircilerim. Örneğin değişik kabak. Diğer kabaklardan. Domatesler, değişik domatesler. Hepsinin tohumlarını satıyorlar.
Evet sevgili seyircim, gördüğünüz gibi bir grup da burada. Evet, ortopedik malzemeler satan bir yer sevgili seyircilerim. Aynı zamanda akupunktur ürünleri var. Ortopedik tabanlıklar. Evet sevgili seyircilerim, Doktor Feridun Kınak her zaman her yerde sizinle beraber olmaya çabalıyor. Bu sefer de İspanya, Barcelona şehrini size göstereyim istedik.